hoşunuza giden konular konuşulabilince değil, en aykırı, en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz, diyor. Mustafa Kemal Çiçek ne der buna? Bana sorsaydın yazılarım. Mustafa Bey, bu tweet'i Özgür Özel bu tweet'i attıktan 4 saat sonra bir ikinci tweet de atmış. Orada diyor ki ben aynen okuyayım, bir yanlış olmasın, sonuçta vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz. İkinci tweet'inde de şunu diyor. Ben Fincancı'nın değerlendirmelerine katılmıyorum. Pek çok insan da katılmıyor diyor. Geri adım atıyor esasında bakarsanız, o attığı tweetten sonraki attığı paylaşımda bir geri adım. Hı hı. Özgür Özel'in her zaman yaptığıdır. Bir geri adım sergiliyor. Şimdi burada şu var, komutanım da meseleyi askeri boyutuyla da izah etti. Askerimizin moral motivasyonu en önemli hususlardan biridir. Hepimiz askerlik görevini ifa ettik. Ben de Doğu Beyazıt'ta 5. Hudut Alayı'nda yaptım. Ağrı Dağı'nın dibinde. Askerin hudutta olsun, içeride olsun, özellikle sınırlarda görev yapan veya sınır ötesinde görev yapan askerlerimizin moral motivasyonu birinci dereceden önemlidir. Şimdi siz bunları aşıyorsunuz. Türkiye'de Türkiye Tabipler Birliği diye bir teşekkül var. Bu teşekkül anayasal bir kurumdur Mustafa Bey. Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş bir yerden bahsediyoruz. Ve anayasanın 135. maddesi diyor ki bu tür kamu niteliğindeki meslek teşekküllerin amacı o mesleği icra edenlerin müşterek ihtiyaçlarını gidermektir diyor. Türkiye Barolar Birliği avukatlarla ilgili, tamam, kanunda vardır, insan haklarıyla alakalı meselelerde de gözetim görevi yapabilir, inceleme görevi yapabilir. Tabipler Birliği'nde de olabilir, ben bunu ayrık tutmuyorum. Ama esas mesele o mesleği icra edenlerin müşterek ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmak diyor. Yine anayasadan okuyorum bunu, Türk Tabipler Birliği kanunu değil. Anayasanın yine maddesi diyor ki, amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşları olursa bunun gereği yapılır. Bugün yapılan budur Mustafa Bey. Bugün Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu 301. maddesi kapsamında ve Terörle Mücadele Kanunu 7. maddesi kapsamında bir soruşturma başlar. Sayın Çiçek, gözaltına yani alınmasında gayri hukuki bir durum var mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de gelen tepkiler bu yönde ya. Kesinlikle yok. Şunu söylemek lazım. Bakın bugün sosyal medyada işte Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Yok Sayın Bahçeli konuştu. Hı hı. Hemen bugün gözaltı kararı aldılar. İstanbul'dan alıp Ankara'ya getirdiler diye bir yaygara, bir yanlış bilgi pompalanıyor. Doğrusu ne? Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin 2. fıkrasına göre soruşturma yapılıyor burada. Kanunun maddesinde hemen kanun maddesiyle beraber paralel gitmek açısından söylüyorum, hı hı, Mustafa Bey. 301. maddenin 2. fıkrası devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi 1. fıkra hükmüne göre cezalandırılır diyor. Burada 1. fıkra hükmünde işte 6 aydan 2 yıla kadar bir ceza öngörülmüş. Ama buna bakılmıyor. Buradaki mesele PKK ile iltisaklı bir yayın organına çıkıp aleni propaganda yapma. Burada esas olan terörle mücadele kanununun ihlal edilmesi. Yoksa burada baktığınızda mahkemesi bunu gözetecek yer Asliye Ceza Mahkemesi. Ama siz burada bir terör propagandasına giriyorsunuz. Bir peki bu terör farklı fikirler, farklı düşünceler yorumuna ne diyorsunuz? Yani Özgür Özel'in diyor ya demokrasi olmaz istediğiniz gibi konuşturmayınca. Şimdi farklı fikirler, farklı düşünceler şöyle Mustafa Bey. Siz Türkiye'de anayasaya göre faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki bir meslek teşekkülünün başındasınız. Ha şunu da söyleyeyim, bakın. Türkiye'de 165 bin hekim var. Türkiye Tabipler Birliği'ne üye hekim sayısı 101 bin. Burada seçime katılıp oy veren hekim sayısı %10. 10 bin civarında hekim seçime katılmış. Son yapılan bu Fincancı'nın seçildiğinde. Hı hı. Mevcut orana bunu korsak 6-7 bin civarında hekimin iradesini yönetim kurulu ortaya koymuş. Katılıma baktığınızda %90 iradesini yansıtmıyor. Bu Türk hekimlerinin iradesi değil Mustafa Bey. Anladım.